Yok, konuşuruz. Onlarda yana sıkıntı yok. Gençler, kanalıma hoş geldiniz. Serdar var kardeşim. Onun saçlarını keseceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi Serdar'ın yüz şeklini görüyorsunuz. Sivri geliyor. Buna göre bir model yapacağız. Normalde Serdar'ın buraları yoğun olduğu için, buraları boş olduğu için, az olduğu için biz buraları uzun tutuyoruz. Ama bilmiyorum, belki bu sefer modelde bir değişiklik yapabiliriz. Kanka, bence modeli bir tık değiştirelim mi? Tabii. Geriye doğru atmayalım da yana doğru atalım. Buraları böyle hafif geriye doğru alalım. Bilmiyorum. Komple almayalım. Sen biliyorsun. Çirkin olmasın da. Sence ben çirkin yapar mıyım? Yapmazsın. Ne konuşuyordun o zaman? Şey, ne kadar incelteceğim yanları? Biraz inceltelim ben sana. Yazlık model gibi bir şey mi yapayım? Gireyim mi öyle? Gir. Tamam. Gençler, o zaman yazlık model dedi. Bak, yarımla girelim. Şu kulak üstleri var ya, ilk önce şuraları bir açalım. Sizde bir banza götürüyor değil mi işi? Trabzon'da. Evet. Onu açıyor zaten olmadı. Sizin başkan vermedi. 15 milyon euro istediler değil mi? Bir ara Göztepe'ye ne olacak dediler. Evet. Valla iyi ki de gelmemiş. Biz onun yerine kaç tane oyuncu aldık. Baksana ya, Romulo'ya falan baksana nasıl oynuyor. Adamın boşu yok. Gol krallığında ne? Bir Immobile gidiyor birinci. 6 golle Edin Zeko, sonra da Romulo geliyor. Sen de oradan izliyor nasıl açıldı. Evet. Nasıl güzel sistem değil mi? Biz gibi. Çok fitli gibi olmuyor ama daha öyle kalmayacak değil mi? He? Ben öyle bırakacağım kanka oraları. Ne yapacaksın oğlum başka modeli ya? Al işte böyle. Mis gibi bak, böyle yarımla. Alacağım, böyle bırakacağım. Yok öyle. Üstleri de hafif böyle bir toparlarım. Oldu bitti maşallah. Olmaz mı? Sen yaparsın hepsini. Çirkin yapmaz. Oğlum ne konuşuyorsun o zaman? Hadi ne konuşuyorsun yani? Gördün ya öyle. Allah Allah. Ceren abi iyi mi? İyi vallahi Ceren de, ne yapsın, çalışıyor. Nerede o? Forumun orada ki. Yok. Oradan çıktı ya. Oradan ayrılalı çok oldu. Şimdi Folkart Vegan'ın orada. Cornelium Beauty diye bir güzellik salonunda çalışıyor. Gençler. Şimdi yarımla aldık ya. Kalın 1.5'u taktık. Çengeli aşağı indiriyoruz. Şuradaki bir kabarıklığı alalım. Ki zaten kafa yapısından da burası hafiften böyle bir dışa doğru çıkık. Ondan buraları güzelce yiyip şu noktayla ayarlamamız lazım. Bağlantı noktalarını, geçiş noktalarını iyi ayarlamamız lazım. O yüzden şöyle fazlalığı alalım buradan. Bak, burası da bunun çıkık. O yüzden buraları dolgun bırakacağız. Buraları böyle alacağız. Bak, çok fazla yukarı çıkmıyorum altı. Fark ediyorsanız. Şöyle. Bak, burayı dolgun bıraktım. Fark ettiniz değil mi? Fazla girmiyorum oraya. Tekrar şimdi üste geldiğimiz zaman gene buralara yukarı kadar çıkabiliriz. Kanka. Çizgiye baktın, burada mı? Duman mı? He. Vallahi duman buradaydı. Çıktı gitti. Ha, yani burada yaşıyor değil mi? Burada yani. Burada canım. Temizliyorsun değil mi şeyini? Her şeyini. Gençler, burayı da böylece aldık. Burası da böyle bitti. Şimdi ne oldu? Oradaki izler var ya. O izleri ayarlayacağız. Diplerde kalanlar var ya. Onun için de zaten çok fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Bir numarayı takacağız. Şöyle. Şunu iki tık kaldırdığınız zaman. Şöyle kaldırdığınız zaman bir numara bak. Bir, iki. Şuradaki izleri kaydedeceğiz. Gene çaprazlama. Tek tel gidiyoruz yani. Şöyle şöyle girerek bunları güzelce kaybedelim.
Yani zaten hiç uğraşmadan direkt gidiyor. Mesela bak, Serdar'ın buraları sıkıntı. Neden bak, görüyorsunuz değil mi? Kemik var. O kemik olduğu için şöyle kafayı dik tut kanka. Heh. Bak, dik tutup da şöyle girerek orayı kaybedin. Şu iz yukarı çıksa da sıkıntı yok. Bizim için ilk önce önemli olan nokta şu nokta. Burada saç bırakmayalım. Gerisi zaten hallolur. Burayı hallettik. Ondan sonra bir iki tık. Bak, şurayı, şu geçişi düzenleyerek, şöyle yaparak. En son tekrar bu noktaya geleceğim. Sıfırı takıp da ayarlayacağız o zaman çünkü orayı. Şuraları şöyle alalım. Yine bak, buradaki izleri bir kaybedelim. Bakın buralar alındı. Bir tık daha kaldırın. Şu üstteki izler var ya. Bunları kaybediyoruz. Makineyi artık yukarı doğru kaldırarak şöyle geçiş sağlayarak yapıyoruz burayı. Ondan sonra gençler, şimdi sıra geldi. Yarımı takıp tekrar o diplerdeki minik kalan izler var ya, onları kaybedeceğiz. Şöyle taktık. 2-3 tık. Bak, çok fazla yukarı çıkmıyorum. Sadece olduğu noktadan. Şöyle gidiyoruz. Makineyi kavis vererek uçlardan, bak nasıl gördünüz mü, kayboluyor burası. Mesela burayı almıyor. Neden? Şu noktadan dolayı. Şöyle bir tık yapıp bak, şöyle yediğiniz zaman orayı tamamen kaybedersiniz. Bak, şu izi de şuradan kaybedelim. Güzelce. Evet, bakın makinalık işimiz bitti, gördünüz mü? Şöyle göstereyim, hatta görüyorsunuzdur. Böyle döndüğüm zaman görüyorsunuzdur rahat bir şekilde. Tabi biraz uzak kalıyorum ama artık hakkınızı helal edin gençler, yani sizde. Yapacak bir şey yok. Serdar, sakalları ne yapacağız? Şey mi? Jiletle mi yoksa makinayla mı? Her zaman gibi sıfırlama. Bilmiyorum abi, sen biliyorsun. Ya bana bir şey sorma. Tamam dedim. Şimdi şuraları alalım. Favori uzun mu kısa mı? Uzun. Evet, arası iyi. Ya da gençler, belki saçı bitirdikten sonra videoyu durdurup yeni bir video yapabilirim. Onu da şey yapabiliriz. Şimdi Serdar'ın suratı dediğim gibi sivri olduğu için bunlarda sakal tıraşları çok zor oluyor. Özellikle ustura kesimlerinde. Ben belki onu size öğretebilirim, bak usturayla kesebilirim sakalları. Bir jilet yaparız hem. Onu da ayrı bir video yapmış olurum. İkinci bir video yapmış olurum. Hem sizin de işinizi görür. Siz de faydalanırsınız. Hoppa, tamam. Şimdi gençler, gelelim makasa. Ama makastan önce bizim şimdi belli başlı noktalarda ufak tefek şu altlardaki yerlerde izlerimiz var ya. O izleri bak. Artık makinenin girdiği son noktaya kadar girdik. Almadı. Artık o kadar girdi yani. Yapacak şey yok çünkü sıfırlamadığımız için. Bak şurası duruyor ya. Renk de değişiyor zaten. Bak. Şöyle. Tarak yardımıyla. Orayı vurduğunuz zaman üzerine bak, hemen nasıl kayboldu, gördünüz mü? Gene aynısını bak şuraya
İnce olarak bak iz bir anda gitti. Ama mesela almıyorsa artık bunun en ince tarafıyla gireceksiniz. Bak şöyle. Şöyle alarak. Böyle alacaksınız ki tamamen kaybedeceksiniz. Bak gördünüz mü? Gördüğünüz gibi orası kayboldu. Şimdi gelelim. Makas işlemine. Yanları bir ayarlayalım. Şimdi gençler, yanlarda zaten iz kalmadı. Ben makasla, makinayla kaybettiğim için makasla sadece artık biraz kısaltma yönüne giriyoruz. Kanka, şu kafanı şöyle tutsana. Hafif eğ. Tamam. Bak, en dipten giriyorsunuz makasla. Şu noktaya kadar. Çünkü boşluk noktası burası. Yani bilimsel olarak da temporal bölgeden bahsediyorum. Temporal bölgenin son noktası orası artık. Ondan üste çıkarsanız saçın üst katmanına çıkarsınız. Bu sefer saçı tamamen dengesizleştiririz. Dengesiz bir kesime gider. Sonuçta biz bu adama pixie tarzı veya undercut tarzı bir kesimler yapmıyoruz. Klasik normal bir kesim. Buraları böyle aldık. Bak, buraya fazla girmiyorum. Bak, şu noktada bıraktım. Bak şimdi, buradan aldık. Burayı, burayı. Ve şuradan ucundan alıyoruz ve bırakıyoruz. Çünkü eğer ki oradaki yoğunluğu alırsak saçtan, bu sefer burayla buranın bağlantısını ayarlayamayız. Hem kafa yapısından da kaynaklı. Bak şöyle, biraz burayı böyle dolgun bırakıyoruz. Bakın en dipten giriyorum. Yukarı doğru kaldıra kaldıra. Şöyle çıkıyorum. Serdar oradan görüntü güzel oluyor mu? Hı hı. Gözüküyor mu? Görünüyor şu anda. İyi bari. Kanka. Heh, şöyle kal gülüm. Bak şimdi saç bu tarafa doğru geldiği zaman bak. Makasla tarağın vurma yönüme iyi bakın bak. Nasıl gidiyor? Şöyle girmiyorum yani saça. Dümdüz girmiyorum. Çünkü saçın çıkış yönüne doğru almanız lazım ki anca öyle toparlar saç. Bak böyle aldık buraları. Şimdi bizim Serdar'ın yanlarıyla falan işimiz bitti. Bundan sonraki sistem üste geliyor. Şimdi ben size az önce ne dedim? Buraları biraz yoğun bırakacağız. O yüzden Serdar böyle aldığım zaman üstler gözüküyor mu lan? Galiba gözüküyor, değil mi? Hafiften gözüküyor. Ya da ne yapmamız lazım? Bunu kamerayı komple aşağı doğru indirmem lazım. Sen biraz aşağı doğru çök bakayım. Kendini çöktürt. Heh, tamam süper. Şimdi oldu. Şimdi daha iyi oldu. Gençler bak fazla almayacağız üstlerden. Çok hafiften toparlayacağız. Bak buraya kadar geldik. Bak. Burada sadece uç. Sadece uç. Bu kadar. Şu noktayı uzun bırakıyoruz. Buradan alabiliriz. Bunlardan yana sıkıntı yok. Bak mesela görüyorsunuz değil mi bak. Yamukluk çıkıyor tık tık tık. Şöyle aldığınız zaman orayı toparlamış olursunuz. Bak buraya geldiniz. Bak. Bitti. Bu kadar.
Lan. Aha düşürdük. Aha tarak düştü lan. Tarak düştü kanka. Diyeceksin ki Halim elinin değil mi? Elinin ayarını. Tamam oğlum. Tamam anladım. Allah Allah. Çok terbiyesiz bir adamsın ya. Ben mi? Sen söylemezsen de ben senin bakışlarından anlıyorum canım boş. Sen merak etme. Bak mesela buraya geldik ya gene bak. Bak tık tık fazla almıyoruz gençler. Şimdi bu tarafa geliyoruz. Bu tarafı bir tık daha uzun bırakacağız. Neden? Çünkü bu tarafa doğru yatıracağımız için biz bu saçı. Şu boşluğu kapatabilmemiz için. O yüzden bizim ihtiyacımız olan yer burada bir tık daha uzun bırakmak. Onun için de şöyle uçlarından gidiyoruz. Hop. Tamam. Şimdi gencolar buraları ayarladık. Şimdi şöyle bir saçı bir kontrol etmemiz lazım. Mesela şöyle bir ayrım yapsak. Aynen. Şimdi bir fön çekelim. Ona göre bakalım. Ne dedin? Anlamadım. Hayır bakacağım, saça bakacağım oğlum ya. Biraz soğukta değil mi? Bir tık sıcağı açayım ben bunu. Bakayım. Serdar iyi oldu. Evet. Helal. Şş, buraya yakışıklı oldun lan gene. Kalkayım. Kalk kalk. Gençler. Baya şöyle göstereyim. Saçın son geldiği hal bu. Bak buraları uzun bıraktık. Bak şöyle şuraları. Uzun bıraktım ki burayı kapattık. Yandan da böyle bir side part tarzı bir model yaptık. Altlardan hafif ince bir kat. Üstleri de birazcık toparladık ve bıraktık. Üstlerinde pozisyonu böyle artık görüyorsunuzdur. Şöyle. Böyle bir model yaptık. Evet Serdar'ın saçı bitti arkadaşlar. Şimdilik bitti. Ben şimdi videoyu kapatacağım. Az sonra sakal için açacağım. Sakalla tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin gençler. Bay bay herhalde buradan beni görüyorsunuzdur. Şimdi şuna basalım ve...